Sıvgı Hanım, ne yiyettiniz de siz de bu gece bu yemeğe geldiniz? Yani Allah'tan başka bir şey istemiş olsam olacakmış. Hadi. Allah'tan kendin için birazcık beyin isteseydin keşke. Gerizekalı ya, sanki onun için geldim. Ne diyorlar sen? Ne diyorlar sen? Tabii ki gelecek. Bir kere Simge, Kemal'le Cazime'de nikah şahidi, öyle değil mi kızım? Yok, maalesef. Ya güzel kızım, sen de şu güzel Türkçemizi öğrenemedin gitti ya. Ona maalesef değil, ne mutlu ki dedim. Ya, ya öyle değil mi? Yalnız Kemal Bey de çok hızlı çıktı Simge Hanım, öyle değil mi? Sen evdeki hizmetçiyi böyle hop paketle, ondan sonra nikaha bas. Olacak şey mi? Gerçi ben anlamıştım. Bir gün beni evde, kendi evine misafirliğe çağırmıştı da ben o zaman hissettiydim onları. Ama bir elektrik vardı. Elektrik böyle bir elektrik hissettiydim ben. Bana bak, gerizekalı gerizekalı konuşmasın sen. Bir kere sen bu beyinle var ya, parmağını elektrik prizine soksan elektrik var mı? Yok mu? Anlamazsın, anladın mı? Deli midir nedir ya? Sen ne Kemal Bey'in elektriğinden ha? Kızım ne oluyor sana ya? Sende böyle elektrikten bir gerginlik var, ne oluyor? Aa şey babişko yani, ben bugün biraz elektrikteyim çünkü şey mağazalarda hani beğendiğim bir elbiselerin hiçbirini yani bedenini bulamadım kendime göre. Çok yani agresifim bugün o yüzden. Sultan, siz hiç üzülmeyin. Siz hiç merak etmeyin. Sizi ne giyseniz size yakışır. Yani siz elbisesiz bile güzelsiniz Sımkı Hanım. Ne? Ne biçim konuşuyorsun lan? Hulusi Bey, elbisesiz bile güzelsiniz diyor. Höst, ne diyorsun lan sen kerketesim? Hulusi babacığım, ben elbisesiz derken hani cıvıldaklık anlamında söylemedim. Ya ekmek bak bak, yok mu burada ya? Bir ekmek mi böyle lavaş, tırnak bir de falan filan. Yok mu ya böyle? Ne diyorsun lan? Manyak. Daha yemek sipariş vermedik, denize ekmeği, ne lavaşı? Hulusi babacığım, aslığımızı bastırır ya. Midenin suyunu alır, biliyor musun sen? Ya biz bu angotu niye çağırdık, getirdik yemeğe ya? Aa, hiçbir fikrim yok Hulusi Bey. Gerçekten hiç bilmiyorum yani. Angot, angot. Ay zaten bu akşam niye böyle bir yemek düzenlendi ben onu da anlamış değilim ya. Babişko ya, her evlerine biz yemeği mi çıkaracağız ya? Hayret bir şey. Sonuçta Kemal Bey evlendi de yani. Hizmetçi sonuçta yani. Hizmetçi, hizmetçi işte, hizmetçi. Hizmetçi. Kemal Bey'si artık eleme. Allah Allah, eleme eleme ama yani baksana eteğin boyu da epey bir kısaymış yani ha. Kemal, otakta değirdin bela çok güzel olmuş ha. Hayatım evdeyken güzel de yani ne bileyim şimdi kalabalık ya burası, kıllandım biraz. Hah, oradalar bak, oradalar. Simge niye buradaydı Kemal? Simge niye burada, ne bileyim ben, Allah Allah. Gül sen gül, çaktırma hadi gel, gel. Efendim, iyi akşamlar, afiyet olsun. Gel Cazime. Ah Kemal'ım, Cazime kızım, hoş geldin. Hoş görmüş Hulusi Bey. Simge Hanım, siz de yemeğe gelmişsiniz. Evet Cazibeciğim, bir mahsur mu vardı ha? Hayır canım, Simge Hanım ne mahsur olsun. Vallahi sevindi o, sevinçten böyle yapıyor ya. Vallahi yolda başımın etini yedi. Keşke yemekte Simge Hanım da olsa diye, bak. Ah, ne diyor? Cazime, harbiden öyle mi dedin lan? Vallahi şapşırdım kaldım şimdi bak. Evet Barış Bey, ele dedim. Hadi atır, 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 atır. Kemal Bey, Kemal Bey, siz şöyle şu tarafa oturun, şöyle oturalım. Ya kızım, ne yapıyorsun? Onlar karı koca, karı kocanın arasına girilir mi ya? Gel, gel, gel. Sen karının yanına otur. Sen de gel şöyle, kay biraz, kay. Hadi otursana Cazibe, ne bekliyorsun? Kocacığım, sandalyemi çekmeyeceksen. Ha? Çekiyorum. Tabii ya, tabii. Çeksene oğlum karının sandalyesini. Kemal, sen de tam öküz çıktın ha. Öküz mü? He Hulusi Bey, hiç soruşmayın. Ele bele de. Ne oldu hemen gobutlaştın sen ya? Kemal, bu masaya oturacaksaksa bele hegegat er avrat kimi oturalım. Yoksa ben gideyim. He tamam, ben gideyim. Ya gel tamam, otur. Allah Allah, eline düştük ya tamam. İyicene söğüşle. Geç, geç tamam. Çekiyorum gel. Otur, otur. Efendim ben de şöyle oturayım. Ne haberin Aki Koko? Çok espiritüel bir insan. Yalnız Kemal, siz biraz böyle gecikince ben dedim ki bunları gel diyecek dedim ha. Gelmezler dedim. Aman efendim, öyle şey olur mu? Gelirsin yani. Ya niye olmasın? Hani bunlar dedim yeni evliler. Yeni evli olduğuna göre ablanın elektrik böyle bilmem ne tam evden çıkacakları sırada böyle aklılarına geldik tekrar içeri gittim.
Ya babişko ne diyorsun? Ne elektriğinden bahsediyorsun sen ya? Ay şey diyor şimdi. Bunlar şimdi yeni evler ya. Tam evden çıkmadan evvel diyor böyle bir elektrik şeysine fafenge mafenge girerler diyor. Allah belanı versin hayvan, hayvan ortalığı bulandırma. Ya bunlar normal şeyler Kemal, olur her zaman ya. Vallahi Allah sizi inandırsın. Durdagül yengenizle ben evlendiğimde. Ay babişko ne diyorsun ya, ne diyorsun? Duymak istemiyorum, ne diyorsun? Hocam şey diyor ya Hulusi Bey şimdi. Sizi annenize diyor Simge Hanım, biz evliyken diyor. Sana lan gerizekalı, lafı değiştir. Ya Fener'de nasıl son anda şampiyon oldu değil mi? Ah Hulusi Bey, siz yine insaflı çıktınız. Kemal Durmur, Durmur. Oha! Ne diyorsun ya, ne diyorsun Cazibe? Kemal Bey, sizinle bir şey konuşacaktık. Bir şöyle geçebilir miyiz? Şöyle lütfen bir geçelim. Tabii şöyle bir geçelim. Kemal, ne oluyor ya, ne oluyor? Ya bir şey oldu yok hayatım. Ekmek kuran çarpsın, tensel bir şey olduysa şuradan şuraya gitmek nasip olmasın ya. Onu demiyorum, onu demiyorum. Cazibe niye böyle davranıyor? Ha sen onu mu soruyorsun ha? Ya niye böyle davranıyor? Çünkü ben de ona dedim ki bak Cazibe, evden çıkarken dedim ki bak Cazibe, rolünü çok iyi yap. Eğer Hulusi Bey bizim evli olmadığımızı anlar ve Simge'yle ilişkimiz olduğunu anlarsa Simge'yle bir daha evlenmemize izin vermez dedim. Birlikte olmamıza izin vermez dedim. Yani ona dedim ki lütfen rolünü çok iyi yap. O da biraz abarttı, sanki Oscar alacak. Ne yapıyorsun ya? Ay böceğim ama çok abarttı ya, çok abarttı. Bu kadar abartmaz ya, burama geldi artık. Çıldıracağım yani. Tamam hayatım sen sakin ol, ben onu uyarırım, fazla abartmaz. Hadi biz gidelim. Sen bir daha çal. Hadi hadi yürü gidelim, hadi yürü yürü. Abartmasın. Siz hiç merak etmeyin Simge Hanım. Yani gerçekten ben hijyen konusunda ben de yani çok titizim. Ben mutfağı da tuvaletleri de kontrol ettireceğim bakalım temiz mi değil mi diye. Bazen pis bırakıyorlar ya. Ya ya işte babişko. Hijyen deyince aklıma geldi. Simge Hanım hatırlarsanız biz küçükken boklu direği kırıyorduk. Hatırlıyor musunuz Simge Hanım?